Evet, Kremlin İdlib meselesinde oradaki terör unsurlarının izole edilmesi noktasında Türkiye'yi bypasslamaya devam edeceğine tanık olacağız önümüzdeki süreçlerde. Her ne kadar iki liderin sayesinde tansiyon düşmüş olsa da önümüzdeki yani geleceğe dair periyotlara baktığımızda bu mesele gündemde olmaya devam edecek. Şimdi biraz Yunan medyasından bahsedelim. Az önce Savunma Bakanı Akar Gürcistan temaslarında önemli bir noktaya temas etti. Savunma Bakanı Akar diyor ki biz Yunanistan'la diyalog kurmak istiyoruz. Biz gerginlikten yana değiliz, diyalogtan yanayız. Sorunlar diyalogla çözülmeli. Şimdi Yunan medyası ise kendi hükümetini ve üstü kapalı zaman zaman da açıktan Türkiye'yi hedef almaya devam etti. Şimdi Yunan medyasının son 24 saatine bir bakarsak, diyor ki mesela Yunan medyası bir analiz haberinde hükümeti sert bir şekilde suçluyor. Siz yıllarca ayakta uyudunuz ama Türkiye diyor özellikle İHA ve SİHA teknolojisini yakından takip etti ve bu anlamda çok ciddi bir aşama kaydetti. Elinde çok ileri teknolojide İHA'lar ve SİHA'lar var. Fakat Yunanistan'ın elinde bu denli bir drone gücü yok. Ve aynı zamanda da Fransa ile yapılan askeri işbirliğine de atıfta bulunuyor analiz haberde. Bunun çok işe yaramayacağını düşünüyor Yunan medyası. Çünkü malumunuz Atina ile Paris yeni silah anlaşmaları yaptı. İşte bazı fıkrateynler alacaklar, savaş gemileri alacaklar, Rafael savaş uçakları alacaklar Fransa'dan. Ama Yunan medyası diyor ki bunlar geç kalınmış hamleler. Şimdiye kadar neredeydiniz? Türkiye silah teknolojileri anlamında çok üst seviyelere doğru gitti. İHA'larda ve SİHA'lara vurgu yapıyorlar. Bir de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dış politika danışmanlarından biri vardır, Dugin. Şimdi Dugin'in çok açıklamalarını gördük Türkiye'ye dair. Enteresan bir metazor yaptı Dugin. Diyor ki Rusya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni meşru devlet olarak tanıyabilir. Şimdi bu nasıl olabiliyormuş? Türkiye ile Rusya daha da yakınlaşacakmış. Şu Suriye ve İdlib meselelerinde çözüme eğer erişilirse ilişkiler Doğu Akdeniz'de farklı boyutlara taşınacakmış. Türkiye ve Rusya Doğu Akdeniz denkleminde beraber hareket edeceklermiş. Şimdi tüm her şey böyle olumlu giderken Rusya da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıyabilirmiş. Şimdi Rusya'nın KKTC'yi tanıması çok önemlidir. Uluslararası ilişkiler disipline baktığı zaman büyük bir hadisedir aslında. O yüzden de Yunan medyası buraya da vurgu yapıyor ve bundan çok rahatsız. Yunan medyası bu söz konusu Dugin'in açıklamasını endişe verici olarak yorumlamış. Bir de Yunan medyası da Türkiye ile Rusya'nın Doğu Akdeniz'de bir işbirliğine gitmeye hazırlandıklarını ifade etmiş. Efendim Dugin'in vermiş olduğu ifadelerden yola çıkarak böyle bir analizi kaleme alıyorlar Yunan medyasında. Şimdi